arkadaşlar. YouTube Fizikle Barış kanalındasınız. Ee, Sadık Uygun yayınlarının spotlu fizik soru bankası, LYS soru bankasının çözümüne devam ediyoruz. Test 7 ile birlikteyiz arkadaşlar. Evet sorulara hemen başlıyorum. Eşit ömelendirilmiş düzlemde O noktasını etki eden kuvvetler şekildek gibiymiş. Buna göre F1 ile F2 R1, F1, F3 R2, F2, F3 R3 demişler bunları. Hadi bakalım başlayalım hemen. Birincisine R1 yazıyorum hemen. 1 ile 2. Hemen şu dört yönlerden yapacağım. F1 neydi? 2 sola, 2 yukarı değil mi? F2 2 sağ. Hop güle güle. Ne kaldı cevap 2. Iki. İkinci vektöre geliyorum. Kim kim? 1 ile 3 diyor. Hemen 4 yönümü yazdım. 1 nereye? 2 sola 1, 2 yukarı. F3 1 sola 2 aşağı. 1 sola 2 aşağı. Bunlar birbirlerini götürdü. Cevap ne oldu? Sola 3 üç birim. Üçüncüye geliyorum. 2 ile 3'ün bileşkesini istiyor bizden. Hemen çizdim. F2 zaten sağa 2. F3 ne? 1 sola 2 aşağı. 1 sola 2 aşağı. Bunlar birbirlerini götürmedi. Buraya 1. Buraya da 2 kalınca bileşke ne yaptı? kök 5 mi yapıyordu Pisagor'dan? E o zaman nasıl bulalım? Hemen hepsinin karelerini alalım. Burası 4, burası 9, burası 5 yaptı. O zaman ne oldu? 2, 3 ve 1 diye bir cevap bulacağız arkadaşlar. Doğru cevap Ceyhan şıkkındadır. Ne demiş? Eşit övmendirmiş düzlemlerde kuvvetler verilmiş F1, F2. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerin bileşkesinin dengeleyici kuvveti. Bakın önce bunların bileşkesini bulacağız sonra dengeleyeceğiz. O zaman bak hemen. Başlıyorum. F1 neydi? 2 sola 1 aşağı. F2 2 sağa 1 aşağı. F3 1 sola 3 yukarı. 1 sola 3 yukarı. Şimdi ne oldu? 1 1 3 olunca yukarı doğru 1 kaldı mı? Bu 2 ile de 2 gidince sola 1 oldu mu? Bunların bileşkesi bu yönde değil mi? Nasıl dengelerim bunu? Tersiyle dengeleyebilirsin işte. Nedir? 1 sağa 1 aşağı. Bakın. 1 sağa 1 aşağı. Böyle bir kuvvet yok. O zaman bunlardan hangisinden elde edebilirim diye bak bakmamız istiyor değil mi? Hangisi acaba bir sağa bir aşağı sonucunu verecek? Tek başına bir cevap olmadı. L ile M olur mu? Bunun gibi tek tek arayacağız arkadaşlar. Mesela hemen A şıkkını arayalım. L ile M bu sonucu veriyorsa o zaman cevap bitti. Bir sağa bir aşağı bu iş bitti. Bakalım. L, M'den dolayı yazıyorum. L nasıl? İki sağa bir yukarım. M nasıl? Bir sola iki aşağı. Ne oldu? Şununla şundan dolayı aşağı bir. Bundan dolayı da sağa bir. Evet aradığımız cevap bulduk arkadaşlar. Bir sağa bir aşağı lazım da O zaman L ile M bu işi bitirmemizi sağladı. Tek başına cevap yoktu arkadaşlar. O yüzden böyle işlem yaptık. F1, F2 kuvvetlerin toplamı olan R1 ile farkları olan R2 verilmiş. Buna göre hangileri olabilir? Bakın arkadaşlar. Biz önce neyi vermiş? Toplamı. Yaz. F1 ile F2'nin toplamı nasılmış? Göster. 2 sola 2 yukarı mı? Bak şöyle gösteriyorum. 2 sola 2 yukarı diye. Sonra farkları F1 eksi F2. Belki F2 eksi F1 de olabilir. Bilmiyorum. Sağa doğru 2 mi? Ben bunları taraf tarafa toplarsam ne oldu? 2 F1 dediğiniz şey şunlar giderse yukarı 2 kalır. F1'in cevabı neymiş o zaman? Yukarı 1 mesela. E diğeri ne olmalı acaba sizce arkadaşlar? Şimdi vektörlerden biri yukarı bir. E, bir şeyi ekleyince üzerine bakalım. Hemen şurada yerine koyalım. Bakın onu renklendirelim. Rengini de değiştirelim. F1 neydi? Yukarı 1. Artı F2'nin sonucunun Buraya 2, buraya 2 olmasını istiyorum değil mi? Ne olmalı sizce? Yukarı 2 olman için bana bir yukarı 1 lazım. Bir de sola da 2 lazım mı ki? Sonuçta bu ikisini toplarsam bu olacak. O zaman ne olmalı? Birisi yukarı doğru. Bir tanesi de ne olmalı? 2 sola 1 bir yukarı. Birisi 2, birisi 4 olabilecek şekilde bir cevap aramamız lazım. O zaman mesela E şıkkı olabilir. Yerlerini de değiştirmiş olabilirim arkadaşlar. 4'e 2, 2'ye 4 bir tane olacak. Evet ne demiş? Noktasal K cismine 2, 3 ve 5 kuvvetleri uygulanmış. K'nın hareket hangi yönde harekete? Bakın arkadaşlar 5 ile 2 zıt yönü olduğu için ne kaldı cevap? Yukarıya doğru 3F kaldı mı? E bir tane de buraya doğru da 3F var mı? Değil mi? Bu arada dikkat edin. Bak açılarla oynamışlar. Bu açı 60. Burası komple şurası 60 değil mi? Şurası da 60. O zaman dikkat edin şimdi. Bunlar ne olacak? Tam orta yönüne bakarsak şurası değil değil mi? O zaman şu elimizdeki vektörler şöyle kaldı. Dikkat edin. Biri bu değil mi? Yukarı 3 ve bir de böyle bir 3F. E bunların tam ortası neresi arkadaşlar? Şu yöndür değil mi? O zaman 3 no'lu vektör yönüne geçecek. Eşit oldukları için tam ortadan gidecekler arkadaşlar. Bunu daha önce de yapmıştım. F kuvvetinin D1 D2 eksenlerindeki bileşenleri F1 F2 ve kendi büyüklüğü olan F'yi sarar. Ne yapıyorduk? Eksenlere paralel çekmece. Bakın D2 eksenimiz şöyle mi duruyor arkadaşlar? F'in üstüne getiriyoruz. Ucuna koyuyorum. Bak çek böyle bir çizgi. Böyle. Nerede yakaladınız D1'i? Burada. Alın size F1 bileşeniniz. Sonra D1 gibi kalemi tutuyorum. Getiriyorum bunun ucuna koyuyorum. Bak ne yaptı? Aynı çizgiden bir tane de buraya çektim. Alın size. Bu da F2 kuvvetimiz oldu mu? Şimdi bakıyorum F1 bileşeninizin büyüklüğü kaç birim? 1'e 2'den oluştuğuna göre kök 5. F'in kendisi de kök 5 mi zaten? Peki F2 kaç? 2 değil mi? Büyüklüğü. Kim büyük o zaman? F1 ile F eşittir. Büyüktür F2'den. Denizli şıkkındaki gibi. Ne demiş? F1, F2, F3 kuvvetleri bir paralel kenarın kenarlarına köşegenine. Buna göre kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğünü hesaplamak için hangilerin bilinmesi yeterlidir arkadaşlar? Neyi istiyor sizden? Bütün bu kuvvetlerin bileşkesini hesaplamak istiyoruz değil mi? Mesela ne lazım bize? E mesela ne olabilirdi? F1 ile F2 hepsinin bileşenlerini istiyoruz değil mi bizden? Yani bileşkesinin bilme... Ve buradaki dikkat edin. Yeterlidir sorularını biliyorsunuz. En az bilgiyle bu işi yapmak istiyorum. Mesela yalnız iki yeterli geldim. F1 ile F2'yi bilince... iyi de bunların bileşkesini biliyorum da üçüncüyü bilmiyor. Olmadı. Yeterli gelmez. Peki yalnız üç. F2'yi bilince bütün bileşkeyi bulacak mısınız? Sanki bulabileceğiz gibi mi geldi? Bakın arkadaşlar. Ne görüyorsunuz burada? F1 ile F3'ün ucuna bakın. Şimdi ne görüyorsunuz? F1'in ucuna. Zaten... F3'ü eklersem ne oluyor bunların bileşkesi? Şöyle bir cevap olmuyor mu? 1 ile 3'ün bileşkesi. Kime eşit oldu? F2'ye değil mi? E sen o zaman bu F2, bu F2 ise bu soruların bileşkesi zaten 2 F2 arkadaşlar. Bana o zaman F2'yi verirseniz ben bu soruyu çözebilirim arkadaşlar. Okey. Yalnız F2'yi bilirseniz sorunun cevabını bulursunuz. Çünkü cevap 2 F2 idi. Evet. 2, 3, 4, 5 büyüklüğündeki kuvvetlerin bileşkesi sıfırmış. Evet. 4 newtonluk kuvvet yok edilirse diğerlerini mi? Arkadaşlar şimdi bunu farz edin A vektörü. Buna B desem. Buna C. Buna D. Ne anlatmış size adam? A vektörü artı B vektörü artı C vektörü artı D vektörün toplamı 0 demiş değil mi? Şimdi 4'ü yok et diyor. Kimi ettim? 4'ü. Sana neyi soruyor o zaman? A vektörü artı B vektörü artı C vektörünün sonucu nedir? Arkadaşlar ABC demek zaten buradan çekin bakalım. A artı B artı C demek. Eksi D demek değil mi arkadaşlar? Yani bu sorunun cevabı eksi d çıkacak. D'nin tersi sadece. Yukarı doğru 4 çıkacak. Sadece geri kalan üç kuvvetin bileşkesi 4 çıktı o zaman. Evet. Güzel ve klasik bir soru. 3, 4 ve 6 f büyüklüğündeki kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü en az r1. En fazla r Bakın en fazlayı bulmak en kolaymış. hemen nedir? Topla. 3, 4 ve 6. Topladık. 13. İşte en azı bulmak biraz bazen eğlence çıkartabiliyor. Neden? Şimdi uyanık olun. 3, 4 ve 6'dan en az kaç olur? İstediğiniz ikiliyi tercih edin. Mesela bu ikilden ne yapabiliyorduk? En az farkları kadar, en çok toplamları kadar. Yani 7. 1 ile 7 arasındaki her türlü sayıyı bulabilirim ama değil mi arkadaşlar? Örneğin 6'yı bulabilir miyim? Evet. Bu 6 ile de bu 6 zıt yönlü olursa o zaman bileşkemizin cevabı ne olabilir? 0. En az kaç çıkabilir? 0. En çok 13. Oranları sorulmuş. 0'dır. Evet. Bir testin daha sonuna geldim arkadaşlar. 8. teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.